Mini 4 Pro drone'umuz geldi. Odaklama ve sensör hatası var. Şimdi detaylı bir onarıma başlıyoruz. Şimdi cihazımızı dışarıda manuel önce bir PTZ ile test ediyorum. Baktım ki bunda bir motor olasılığı var. Motorda bir çalışmama ile ilgili sent hatası var. Çünkü hiçbir şekilde fonksiyon vermiyor. Motoru söküp hassas bir şekilde yerinden ayırıyoruz. Dışarıda testini yapıyoruz. Motorun milinde sıkışma, takılma ya da üzerindeki mil plastiğinde bir çatlak var mı diye kontrolünü yapıyoruz. Herhangi bir hata görünmüyor. Şimdi fokusu manuel bir şekilde ileri geri kaydırıyoruz ki bir sıkışma, takılma ya da tutulma gibi durumlar, hatalar var mı diye bakıyoruz. Yok. Şimdi sensöre geçtim. Sensördeki hatayı tespit ettim. Sensörün üzerinde bazı işlemler uyguladım. Bu işlemleri uyguladıktan sonra tekrar üzerinde test edeceğim. Ama sonuç itibariyle aslında tek sorunumuz o değil. Aynı zamanda arkasındaki konnektörde de problem olduğunu tespit ettim. Şimdi önce kendi konnektör üzerindeki kablo geriliminden kaynaklı PTZ tabi gerilmiş yerinden çıkınca gimbal. Gerilimden dolayı kameranın arkasındaki konnektör pinlerinden kurtulmuş. Aslında normalde kendi üzerinde lokal tedaviler uyguladık ama maalesef pin ayakları PTZ'nin pinleriyle örtüşmediği için istediğimiz neticeyi doğru bir şekilde alamadık. Bizi sürekli yanılttı. Bu yanıltmadan dolayı bize dedi ki bu iş böyle olmaz, biz bunu değiştirelim. Hemen başladık sökmeye. Önce koruma muhafazasını alıyoruz üzerinden. Ondan sonra parçalaya parçalaya lokal üzerinden topluyoruz. Bu süreç aslında biraz uzun sürüyor ama biz görüntüyü hızlandırdık. Keşke işte bu kadar hızlı bitse, bu video kadar sürse de biz de hızlı hızlı bütün cihazları bitirebilsek. Şimdi parçalarız. Konnektörleri ve ayakları yerlerinden alıyorum. Pinleri ayırıyorum. Lehimlerin olması gerektiği kadar bir ısı uygulamam gerekiyor. Çünkü eğer sıcak havaya da buna benzer cihazlar kullanırsanız arkasında hemen sensör olduğu için anında arızalanacaktır ve kameramız çöpe gidecektir. Bundan dolayı lokal olarak parçalaya parçalaya almamız gerekiyor. Şimdi eski lehimleri tekrardan üzerinden topluyoruz. Yeni lehimlerle tazeleyip mevcut benzer bir modelin konnektörünü alıp üzerine takıyoruz. Çünkü bunların konnektörleri biliyorsunuz ki şu anda piyasada çok yaygın değil. Çin'den sipariş etmek lazım. Bu da zaman alacak. Biz elimizdeki temiz olan bir parçayı söküp tekrardan mevcut tamirine uğraştığımız kameranın üzerine oturtuyoruz. Evet, lokal bir şekilde oturtturduğumuz konnektörümüzün hemen önce muhafaza kısımlarından puntoluyoruz. Niye puntoluyoruz? Çünkü lehimlerken kayma olacaktır ve bunlar birbirlerinin ayaklarını örtüşmediği zaman sıkıntılar çıkacaktır. O yüzden mümkün olduğunca önce baş uçlardan puntolamamız lazım ki gönyeli olsun. Şimdi lehimlemeye başladık. Isı değerimizi biraz daha düşürüyoruz ki alttaki ayaklar kopma yapmasın ve lehim daha güzel tutunsun diye. Hemen oraya flux'ımızı sürdükten sonra yavaş yavaş lehim telimizle havyanın ucunu birleştiriyoruz. Görüyorsunuz ki topaç topaç hemen yakalıyor. Bu temiz bir iş demektir. Bu şekilde ilerlendiğinde herhangi bir hata çıkma olasılığı yok. Hatta ve hatta fabrikasyon montajından daha başarılı bir sonuç veriyor. Çünkü daha sıkı tutunuyor. Gördüğünüz gibi şu anda son pinleri de lehimledik. Evet, bakıyoruz mis gibi. Şimdi dışarıda bir odaklama kontrolü yapıyoruz. Bakalım motor görevini görüyor mu? Şimdi gördüğünüz gibi motor zaten odaklama yapıyor. Bakın netlemeler geldi. Motorda hareket var. Manuel hareketlere getirdiğimizde odaklamalar yapıyor. Şimdi önceki görüntümüzü görüyoruz. Odaklamadaki hataya bakın. Görüntümüzde zaten gözüküyor. Flu ve netleme yok. Şimdi ikinci görüntümüzde durumun ne kadar düzeldiğini ve farklı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve hiçbir şekilde görüntüde kaçma, parazit ya da görüntü kirliliği yok. Bu demektir ki işlem başarılı.